İyi akşamlar Medyascope TV izleyicileri. Biz bir ekonomi sohbetlerinde yine bir aradayız. Bugün Murat Sağman. Merhaba, iyi akşamlar. Ercan Uysal. İyi akşamlar. İki tane çok sevdiğim dostumla beraberiz. Şant görev icabı gelemedi. Özgür de uzun bir seyahatte. İnşallah geldiğinde tekrar bir arada olacağız deyip biz bugün yeni rekorların görüldüğü bir günde dedik ki kurları nasıl durdurulur diye bir konuşalım, sohbet edelim dedik. Çünkü hemen bugünkü rakamları ben vererek başlayayım, kayda da geçmiş olsun diye. Dolar TL'de tarihinin en yüksek seviyesi 4.13.91 ve Euro TL'de de yine tarihinin en yüksek seviyesi 5.11.76 görüldü. 4 ve 5 seviyelerinde yukarıya geçmiş durumdayız her iki para biriminde de. Ne oldu, ne bitti diye baktığımızda aslına bakarsanız bir süreden beri derken aslında belki de bir yılı aşkın bir süre diyelim. Türkiye piyasaları gelişen ülke piyasalarından oldukça negatif olarak ayrışmıştı. Kendi ekürüsü diye baktığımız ya da en azından piyasalarda biz öyle adlandırdığımız Brezilya reali, ruble ve Güney Afrika randını en azından baz aldığımızda bunlar doların değer kaybettiği, dolar endeksinin değer kaybettiği bir dönemde kendileri değer kazanmışlardı. Türk lirası buna rağmen değer kaybetmeye devam etmişti. Son günlerde yaşanan birkaç gelişmeyle birlikte bu hareket biraz daha hızlandı. Neydi bunlar diye baktığımızda öncelikli olarak Rusya'dan gelen bir takım haberler vardı. Bunlardan ilki alüminyum üreticisi, dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden biri Çin dışındaki üretimi %13'ünü elinde bulunduran veya dünyaya sağlayan Rusal, yani Rus alüminyum şirketi ve onun patronu oligark Deripaska'ya Amerika'dan tarafından getirilmiş olan bir takım yaptırımlar var. Deripaska'nın Amerika'daki mal varlığına el konulduğu veya dondurulduğu şeklinde. Bunun yanı sıra Rusal'la iş yapanlara da ayrıca yaptırımlar getirileceğine dair Amerika'daki OFAC olarak adlandırılan terörle mücadele, daha doğrusu terörün finansmanı ile ilgili konularda Amerikan hükümetinin yaptırımları uygulayan departmanı tarafından, ki bu departman aynı zamanda Halkbank'la ilgili olarak da gündemde olan yaptırımların veya olası yaptırımların diyelim koyacak olan kurum veya koyması konuşulan kurum. Rusya'da böyle bir yaptırımın beraberinde sadece Rusal değil, bütün hisse senetleri çok ciddi değer kaybetti. Dün %11 değer kaybetmişti borsa, Rus borsası. Bugün de %4 civarında değer kaybından sonra bir ara tekrar dünkü seviyelere doğru toparlamayı başardı diyelim en azından. Bunun yanı sıra bir başka haber İran tarafından geldi. İran'da geliyor daha doğrusu. Son 2-3 gündür İran para birimi de dolar karşısında rekor seviyelere yükseldi. Ve İran devleti resmi kuru 21-22 binlerden 42 binlere kadar, pardon 32 binlerden 42 binlere çıkarttı ama gayri resmi piyasa diyelim ya da onların kapalı çarşısında fiyatlar 60 bin 67 bin seviyesine kadar 1 dolar 60 bin riyale kadar yükseldi. Hatta 62-67 seviyelerinde görüldüğü konuşuluyor. Bir başka haber tam netleştirmiş veya kesinleştirmiş değiliz ama İran'da 10 bin dolara kadar işlem sınırı getirildiği, bunun üzerindeki işlemlere yasak getirildi veya sınırlama getirildiği ile ilgili bazı haberler var. Yani sonuç olarak baktığımızda bizim yakınımızda olan İran ve Rusya tarafındaki bu hareketler dönüp dolaşıp Türkiye'yi de vurdu ama bunların hepsini aslında bir yerde ortak bir paydada buluşturmak da mümkün. O da Suriye. Suriye'de de kimyasal gazların kullanılması ile ilgili, yani bombalamaların olması ile ilgili bir takım söylentiler var. Henüz daha netleşmiş değil ama burada Trump'ın 24 ila 48 saat içinde Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Buna da buna izin vermemiz mümkün değil şeklindeki açıklaması da Suriye tarafındaki işin biraz daha gerginleştiği endişelerini yarattı. Türkiye, İran ve Rusya'yı bir araya aldığımızda hani bu üç paranın bu konuda darbe yemesi biraz da Suriye'ye bağlanır durumda piyasada. Tabii bunun etrafında ister istemez borsa tarafında da çok ciddi hareketler oldu, ciddi düşüşler oldu diyelim. Ve biraz daha soruya gelelim diyeyim. Ben oradan itibaren önce Sağman'a döneyim, arkasından da Ercan'la biraz sohbet edelim. Ne diyorsunuz bu kur meselesinde? Durur mu, durdurulabilir mi ya da önümüzdeki günlerde ne beklememiz lazım? Evet, şimdi tekrar iyi akşamlar herkese.
Soruları da bu arada alıyorum arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz. Sen not ediyorum. Ben de devamında takip edeyim. Evet, aynen. Şimdi tabii kurun yükselmesi aslında yani birkaç etkene bağlı. Sadece tek bir sebeple yükselmiyor. Aslında tüm etkenlerin, birkaç etkenin bir araya gelmesi. İşte Rusya, tabii Rusya'nın ciddi değer kaybetmesi, rublenin, işte İran'daki dövizin değer kaybı, oradaki jeopolitik gelişmeler İran, Rusya, Türkiye'de etkiliyor. Zaten geçen hafta da bu üçlü bir zirve yapmıştı. İçeriden baktığımızda özellikle Merkez Bankası'na bir baskı olduğunu, yani özellikle faizle ilgili açıklamalar, yani işte faizi indirmemiz gereken açıklamaları, merkezin fazla bir şey yapamayacağı beklentisi, algısı, özel sektörün çok ciddi borçlu olması, bugün işte son rakamlar 216 milyar dolar net borç olduğunu, tabii üst üste koyduğumuzda kurun, ben işte haftalık veriye baktım. Birinci şu anda hafta başından beri Rusya, yaklaşık %10 değer kaybetti ruble. İkinci de biziz, yaklaşık 4,5 gibi bir değer kaybımız var. Bundan sonra tabii hep soru şu, yani nasıl durdurulur, ne olur? Bir iki soru geldi abi sen konuşurken. İşte Merkez Bankası ne bekliyor sorusu var çok. Çünkü biliyoruz ki geçmişte bu tür yükselişlerde hani ya bir akşamüstü ya işte günün ortasında ya da işte 2014 Ocak 31'inde işte bir gece toplantısıyla ciddi bir faiz artışı olmuştu, ama hani bugün baktığımızda enflasyon 10.23, işte faiz de 12.75, yani kullanılan faiz. Ama bugün bono tahvil faizine baktığımızda kısa vadede özellikle gösterge faizi 14'lerin üstünde. Yani zaten Merkez Bankası'nın... Ben hemen rakamları vereyim. Evet, kısa vadeli gösterge 14.55 ile rekor seviyeyi gördü. Rekor derken aslında düzeltmek lazım. Çok uzun zamandan bu yana hemen söyleyeyim zamanını. Gördüğü yüksek seviyelerden bir tanesi ve kapanışı da buradan oldu. O önemli. Bu seviyeyi en son 2009'da görmüştür. Hemen bakıyorum. 2009, Nisan 2009'da evet. Görmüştük. Yani bundan yaklaşık yani, olarak 9 sene önce bu seviyeleri gördük. 10 yıllık daha önemli. 13.50 gördüm. O da rekor oldu bugün. 13.41. Bugün rekor kırdı. 10 yıllık tarihinin en yüksek seviyesi. Rekorum. Çünkü 10 yılın tarihi çok da uzun değil diye daha, düşünüyorum. Evet, birkaç sene önce ortaya çıkmıştı. Yani bugün baktığınızda aslında piyasa faizi arttırdı. Yani Merkez Bankası'na gerek kalmadan piyasa zaten faizini arttırdı. Hani bugün hani ne yapılmalı dersen, yani bugün 14,5 kısa vadeli tahviller, 12.75'te gecelik fonlama. Hani bugün bir de şey geliyor. Evet, yani bugün baktığın zaman yani merkezin en az 1,5-2 puan faiz arttırması gerekiyor. Niye gerekiyor? Bir tabii bu kur artışının enflasyona bir yansıması olacak. Yani bu Nisan'da bu baz etkisi, pozitif baz etkisi Mayıs'ta bitiyor. Yani Nisan'da hani belki de böyle bir 9,5-10 görebiliriz. Yani tek haneli çok az bir ihtimal ama görme şansımız var Nisan enflasyonunda. Ama Mayıs'tan itibaren şu net enflasyon yukarıya gidecek. Zaten yukarıya gidecekti. Artı bu kur şokuyla birlikte daha da yukarıya gidecek. Hani muhtemelen bu enflasyon 11-12'lere gidecek. 11-12'lere giden bir enflasyonda 12.75 düşük kalacak. Onun için merkezin en az 1,5-2 puan arttırmak zorunda kalacağını ben düşünüyorum. 25 Nisan'da yapar mı? Ercan'a sözü vereceğim. Yani 25 Nisan'da sanki yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü Nisan enflasyonu düşük çıkacaktır. Merkezin hep söylediği fiyat istikrarı, biz fiyat istikrarına dikkat ediyoruz. Yani enflasyon kontrolümüzde deyip 25 Nisan'da pas geçme beklentisi olduğunu biliyorum piyasada. Fakat 25 Nisan'a kadar daha çok bayağı bir süre var. 25 bayağı Nisan'a kadar yani, kurun ne olacağı bayağı. Çok daha yukarılara giderse bu işler değişebilir. Ercan sen ne diyorsun? Son kısmında kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani 25 Nisan'a kadar Merkez Bankası tabiri caizse dua edip şu Suriye işi yatışsın.
ki kurun gitmesinin tek nedeni o değil. Ve 25'ine kadar bir takım palyatif... Başka sebepler ne var? Benim atladığım şeyler var mutlaka da. Nelere ekleyebilirsin? Libor'daki artışa dikkat ediyor musunuz? Libor, OES. OES spreadleri falan. Kredi piyasalarında, uluslararası kredi piyasalarında ciddi şeyler ortaya çıkmaya başladı. Stres hatları diyelim. Ve Türk reel sektörünün geçen 7 yılda özellikle, 8 yılda biriktirmiş olduğu özellikle yabancı para cinsinden borçlar ve onun hızı, Çin'den sonra iki numaradayız. Şimdi bakarsanız borç artış hızı. Şimdi bakarsanız başka şeyler de oldu. Bunu bu gündemde biraz atladık ama çok büyük iki grup borç yapılandırmasına gitti. Bir üçüncüsü de geldi peş peşe. Aslında şeyi de unutmamak lazım. Burada yakın zamanda biz Ülker ve Doğuş'u ve de Yönetim'i tartışıyoruz ama öncesinde Türk Telekom var. Tabii Türk Telekom var ve bunlar duyduklarımız. Ve bunlar en büyük. Bunlar en büyük ve bunlar duyduklarımız bu arada. Yani biz her türlü yeniden yapılandırmayı duymuyoruz. Bunları duyduk. Tabii. Bunları büyük olduğu için mi duyduk? Büyük olduğu için duyduk. Ama büyüğü de tanımlamak lazım. Yani bir sürü bankaya da 400-500 milyon dolarlıklar da çok büyük. Bana sorarsanız adamına bakar 40 milyon dolar da büyük bir rakam. Tabii. Ama şimdi şöyle bir durum var. Merkez Bankası elini gayet açık bir şekilde göstermiş. Daha doğrusu elinin bağlı olduğunu herkes biliyor. Şimdi şunu unutmayalım. 2 hafta önce ne oldu? Bir yabancı yatırım bankası çıktı müşterilerine Ankara'daki görüşmeden sonra not gönderdi. Dedi ki merkez çok şahin, şeyi de artırabilir. Faizi artırabilir. İşte Ankara'da gördük, enflasyonla mücadelede bir takım paketler açıklanacak falan filan. Perşembe, Cuma, Paskalya tatiliydi. Biraz da şeydi, sığlık da vardı ve TL değerlendi hatırlarsanız. Bir günde %2'ye, %1.8 civarında değerlendi. Bu hafta sonu ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ne dediler? Neyi soğutuyorsunuz dediler, ekonomiyi soğutma falan filan yok. Üstüne Sayın Şimşek'le ilgili olduğu tahmin edilen bir takım tepkiler geldi hükümet kanadından. Hükümet değil, külliye tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından diyelim. Ve zaten piyasa iyice şey durumundaydı, ne derler, stresli haldeydi. Şimdi şunu biliyorlar, bizdeki konu, ekonomi ile siyaset şu anda zaten her zaman iç içedir de şu sıralarda yani seçim satım haline girilmişken piyasa oyuncuları şunu biliyor ki hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceliği büyüme. Dolayısıyla enflasyonun bir öncelik olmadığını artık herkes anlamış durumda. Çünkü şöyle bu iş, enflasyonu diyelim ki önümüzdeki zamanda yapılacak seçimler diyelim Kasım'a kadar. Enflasyon 13, 14, 15'e çıksın mesela. Ama önemli olan işsizliğin artmaması bir siyasetçi için. 1972-73'teydi galiba Nixon'ın Federal Reserve, yani Amerikan Merkez Bankası Başkanı faiz indir diye baskı yapıyor. Adam da diyor ki ya indirelim de bu enflasyon da birikmeye başladı, enflasyon yukarı çıkacak falan. Söylediği bir laf var. Ben diyor işsizlikten diyor, enflasyondan diyor seçim kaybeden hiç görmedim, duymadım ama diyor işsizlikten diyor çok adamın telef olduğunu biliyorum diyor siyaseten. Onun için şu anda bu siyasi ortamda piyasa oyuncuları şunu biliyorlar ki hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceliği büyüme. Yani istihdam. Bu da anlaşılır bir şeydir bir siyasi için. Katılın ya da katılmayın ama siyasetçinin önceliği bu her yerde öyle öyledir. Yani. Seçime gidiyorsan bir kişinin bile yani bir oyun bile işsiz kalmaması demektir. Bu durumda tabii büyüme mi enflasyon mu dediğinizde enflasyonla pek şey yapmayacaklardır. Ne derler? Dikkat edeceklerdir. Dua edeceklerdir öyle gitmesin diye falan ama bir önlem alınabilecek. Çünkü alınacak önlem Türkiye gibi çift açığı olan yani hem bütçe açığı hem de kronik cari açığı olan bir ülkede ve açık bir ekonomi burası. Sermaye hareketleri sonuna kadar serbest. Burada yapılabilecek şey çok basit. Reçetesi çok basit. Çünkü oyunun kuralları belli. Yani faizi artıracaksınız şok bir şekilde.
kredi, Brezilya yaptı bunu, Rusya tabii, yaptı. Kredi, Amerika 80'lerde yaptı. Kredi kanalını tıkayacaksınız. Aynen. Ekonomi yavaşlayacak, yeniden dengelenecek. Bu arada bunlar yetmez. Bir de çıkıp yatırımcılara en azından 2 yıllık diyelim bir perspektif sunmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki ben sıkı bütçe politikası uygulayacağım, sıkı para politikası uygulayacağım. Bu arada ekonomi küçülecek, tabii 2-3 milyon da işsiz çıkacak ama merak etmeyin ben onları idare ederim denmesi gerekiyor. Bunu yapabilirler mi? Mümkün değil. Yani seçim olmayan bir ülkede yapabilirsin ve 5 sene evet rahat etmen lazım. Zaten sorun burada, biraz uzattım ama. Yok çok doğru ama şimdi çok doğru. 2011 yılından, 2010 değil mi? 12'den seçim mi oldu? 2012'den bu yana her yıl bir şey var bu ülkede. Evet. Yani seçim 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 bitmedi. Ve ekonominin gerçekten bir seçimsiz 5 yılı olsaydı ya da 3-4 yılı olsaydı siyasetçi şu riski alabilirdi. Ben önden yavaşlatayım, aynen, biraz yeniden dengeleyeyim. Piyasalara güven vereyim, ekonomik aktörler biraz daha önünü görebilsinler ve tekrar yolumuza devam edelim. Böyle bir fırsatımız da olmadı. Bu uzaydan gelenler tarafından yapılmadı. Böyle siyasi tercihler böyle oluştu. Hükümete ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na da fazla da yüklenmemek lazım şu açıdan. Onların elinde olmayan bir takım bizim egzojen dediğim şey, yani dışsal bir takım şeyler de oldu. Ve geldiğimiz nokta bu şu anda. Onun için mesela birisi bize sorsa, dese ki sen ne yapardın şu anda? Şimdi ben böyle durumlarda hep şöyle söylüyorum. Tamam, faizleri arttırdım. Ben şunu söylüyorum. İlk başta yani şey, 1,5-2 puan önden arttırırım. Yani benim enflasyon geliyor. Böyle bir soru karşısında benim giriş cevabım şudur. Ben olayları buraya getirmezdim. Şimdi sen bana benim sorumlu olmadığım bir olaydan dolayı ne yapardın diye soruyorsun. Yo, şimdi sana teslim. Ben diyorum ki bir şeyleri teslim ettin. Benim geçen beşim ben. Bu soru da çok geçen yayında da söylemiştim. Kusura bakma, şu açıdan anlamsız. Şu açıdan anlamsız. Sen anlamsız bir soru soruyorsun anlamında söylemiyorum. Sorunun kendisi, dediğim gibi bana şöyle soru sormanız lazım. Sen 12 ay içinde seçime gidecek olan bir hükümet olsan ve çok önemli bir başkanlık seçiminin olduğu bir yani ülkenin siyasi rejiminin değiştiği, yönetim şeklinin değiştiği hattı zatında bir seçime gidecek olan bir hükümet olsan, karar verici olsan ne yapardın diye sorman lazım. Bunu kimse yanlış anlamasın lütfen. Yani bunu böyle yapsınlar diye söylemiyorum. Ben olsam enflasyonun gitmesine izin verirdim. Bakın tekrar söylüyorum. Kura pek müdahale etmezdim. Çünkü ne rezervim var. Faizi artırırsan, yani öyle 100-200 bas puan kesmez burada. 4'e geri döner, tekrar devam eder yukarı doğru. Burada bu tercih, bu siyasi tercih yapılmış gibi görünüyor. Kura pek dokunmam. Çok büyük bir paniğin olmadığı yerde. Yani panikten kastım da şu. Yani çok büyük rezerv yemeni gerektiren ve büyüyecek çok fazla rezervimiz yok şu anda. De yok. Tamam, şu aşamada net rezervden bahsediyorum. Ben durumu idare etmeye çalışır. Kur da gideceği yere kadar gidecek. Ama içeridekiler de belki bozdurur diye dua ederdim. Bak, o zaman yani seçim yakınlarda olduğu, evet, ama eğer seçim belirlen tarihte Kasım'da olacaksa bu iş böyle 1,5 yıl gitmez. Net söylüyorum. Hani bu demek ki bu seçim zaten çok zaten 25 olabilir. Nisan'da Merkez Bankası'nın alacağı kararda göreceğiz seçimin ne zaman olacağına dair ipuçlarını. Eğer bir faiz artırımına gidip, hem de ciddi bir faiz artırımına gidip ekonominin biraz soğumasına neden olacak bir takım önlemler, yani kredi kanalını, kredi büyümesini yavaşlatacak bir önlem şey yaparlarsa, yola girerlerse, bu şu demektir, seçim Kasım'da kesin. Ya da bir başka bir şey olur, Kasım'dan da sonra, onu bilemiyorum. Ama eğer artırmazlarsa ve herhangi bir şey yapmazlarsa ve kurun da 4.30, 4.40, 4.50'lere gitmesine ses çıkarmazlarsa, bu bana şeyi söyler, Eylül, hatta Eylül'den daha yakın, evet, mümkün olan en kısa zamanda seçime gidecekler demek. Çünkü tekrar altını çiziyorum, doğru olan budur demiyorum. O sandalyeye koyduğunuzda ve seçilmek istiyorsan, bir numaralı kural şudur ilk başta. Adam evine ekmek götürecek. Ekmeğin fiyatı %10 artmış mı artmamış mı sonra ona bakacağız. Yani enflasyon sonradan. Bir de kurun etkisi enflasyona ve 3-6 ayda genellikle. Yani kesin, biraz kesin daha hemen de, patiye yansımıyor. Yani. Aynen öyle. Bir de tekrar söylüyorum. Yani şimdi bu hükümet Cumhuriyet tarihinin en büyük şeylerini de veriyor. Sosyal yardımlarında.
Zamanında çok büyük teşvikler var. Teşvik var, 40 milyar işte ne derler, KGF verildi. Geçen sene yaptılar, bu seneye bir daha uzattırdılar. %5 prim bunların hepsi 20-30 milyar liralık şeyler. Az bu paralar değil, ona da devam edildi. Bu bize neyi gösteriyor? Yine tekrar söylüyorum, çok kendi açılarından mantıklı olarak işsizlik yaratmayacaksın. Bu kadar basit. Tercih bu. Şimdi piyasa oyuncuları buna göre hesaplarını yapacak, yerli ve yabancı. 2x2=4, bundan kaçış yok deyip. O zaman ben birkaç şey ekleyeyim. Hani bir soru, buyur. Dolayısıyla ne yapmalı sorusuna onların, yani siyasilerin koltuğuna oturup cevap vermeye çalıştım. Büyük olasılıkla yapacakları da odur gibi görünüyor. Ekonomist olarak sen ne? Ha, bir ekonomist sen? Olarak benim siyasi bir şeyim olmasa, seçilme gibi bir derdim olmasa, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl daha iktidarda olduğumu düşünsem, tabii ki yani şey belli. Ama şöyle bir şey var. Şimdi senin bu söylediklerin içinde küçük bir şey ben söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı seçime gidecek. Diyelim ki erken seçime, yani normal zamanda. Ama bugünden ortaya çıkan bazı hasarları diyeyim, kendi iktidar döneminde de yaşayacak o zaman. Bir sonraki iktidar döneminde kesinlikle yaşayacak. Onu, onları nasıl tabir edeceğim? Oraya hiç girmeyelim. O çünkü çok ciddi. Bu siyasi bir şey olur. Bu konuda da görüşlerim var. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanı ya da bir başkası fark etmez. 2019'da dahil olmak üzere Türk ekonomisinin çok ciddi bir yeniden dengelenme, yeniden yapılanma, tabii, tabii, aklınıza ne gelirse ve bu maliyetli bir şey olacak. Orada tahmin ediyorum şöyle bir şey bekleniyor. Ben seçildim, Cumhurbaşkanı oldum. Yeni bir sisteme geçildi. Kabineme atladım. 5 yıllık yeni bir program ortaya koyacağım. Ekonomi programı. Ve belki ilk 2 yılında millete de gidip şey diyebileceğim o zaman. Güçlü bir... Biz bir acıyla çıkmak için hazırlıklarını yapalım. Onun şeylerini de bulursun. İşte dışarısı vardı, bilmem neydi falan filan. Devam edebilirsin. Ama bundan kaçış yok. Yani İster AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı devam etsin, ister bir başkası gelsin. Bunun bugün yaşadıklarımızın, daha doğrusu son 3-4 yılda yapmadıklarımızın faturası önümüze gelecek. Bundan kaçış yok. Yani bunu vatandaşlarımız da bilsinler. Bundan kaçış yok. Ben sadece bir şey ekleme. Yani ben hükümet tarafında olsaydım şimdi onu şunu yapardım şu anda. Yani bu işi doldurmak için çok önemli bir nokta var. Ana bir konu var. O olağanüstü hal. Yani ben şu anda şu ortamda, şimdi olağanüstü hal demek ne demek? Ya biz arkadaşlar, biz olağanüstü bir dönemdeyiz diyor. Yani biz zaten dünyaya diyoruz ki biz olağanüstü. Yani şimdi biz bir yabancı yatırımcının nasıl gelmesini bekleyeceğiz? Biz olağanüstü haldeyiz diyoruz ve 2 senedir. Olağanüstü halin kalkması bile bu ülkede çok şeyi değiştirir. Şöyle... Nasıl şöyle değiştirir? Deriz. Ya ben bu arada olağanüstü hal kalksın diyorum bir vatandaş. Normalleşir en azından. Bak iş adamları yapıyorsa... İş adamları neyi yapamıyor o hal altında? Merak ettiğim için soruyorum size. Çok basit. Özellikle çünkü bu soru yabancı yatırımcılarla çok görüşüyorum. Neyi yapamıyor? En azından bak olağanüstü hal demek sonuçta ülkenin normalleşme sürecine girmemiş demek. Olağanüstü hal demek bir kere olağanüstü halden çıkmak şu demek... normal şeye dönüyorsun. Yani ya bugün bile bak Merkez Bankası bile olağanüstü halde. Çünkü ne? Olağanüstü bir faiz kullanıyor. 12.75 kullanıyor. İşte ben Merkez Bankası olsam ne yaparım? 8 olan bizim resmi faizimiz 8 bu arada. Ya ben o 8'i çekerim 12-12.5'a. Diğer faizi de yukarıyı çekerim. En azından ben de normalleştim. Yani normalleşmek ama bu bile... o halle alakalı değil ki. Bu zaten halle alakalı değil. Hayır. Örnek veriyorum. Bir olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Onu demek istiyorum. Yani olağanüstü geçtiğim bir durumda kur da olağanüstü hareketler yapabiliyor. Yani değil mi? Benim düşüncem olağanüstü halin kalkması bile burada çok şeyi pozitife döndürür. Şimdi ben olağanüstü hal nasıl etkiliyor iş adamlarını diye baktığımda aslında Sami'nin söylediğinden yola çıkayım. Türkiye'ye bakış açısını doğrudan negatif etkileyen bir kuru durum. Kesinlikle. Yani Fransa'da da o hal var dediğin zaman ben o halin olduğu dönemde Paris'e gittiğimde bir alışveriş merkezinde başıma geleni anlatayım. Bir çıkışı var. Alışveriş merkezinin çıkışı. Yanında da bir kafe var. Çıkışın yanından döneceğim. Sadece bir sütun döneceğim. O haldeki oradaki güvenlik görevlileri bana dediler ki git öteden
alışveriş merkezinin ana girişinden gir, kontrol edil, ondan sonra buraya gel dediler. Geliyor. Paris gibi bir yerde bile bunu görmen geliyor. Kaldı ki Türkiye'ye geldiğinde de evet biz belki çok Türkiye'de yok ki bu dediğin mesela. Ha, bu dediğim yok ama biz gerçekten yanlışalım. O hali savunduğumdan değil. Sadece nerede sıkıntı yaşandığını söyleyeceğim. O hal altında olan bir ülkeye yabancı yatırımcıları geçtim. Sence yabancı şirketlerin Türkiye'ye gönderdikleri servis elemanları ve yönetim kurulu üyeleri dahil. Ya adam gelemiyor bile. Ha şimdi oraya geleceğim. Geniş yani şeyde geniş spektrumdaki sadece buradaki yabancı şirketlerin kendi çalışanları dahil olmak üzere gelemiyorlar çünkü. Şöyle bir problem var. Onların kendi ülkelerindeki sigorta poliçeleri, aynen. Sağlık sigorta poliçeleri Türkiye'ye artık şey yapmıyor. Dahil etmiyor poliçelerini. Şimdi böyle bir durum olduğunda şirketler başlarına bir şey gelir endişesiyle elemanlarını gönderemiyor. Geçtim. O elemanlar da kendileri böyle bir ülkeye gelmek istemiyorlar. Bak cari şimdi sorun burada yani. Burada. Basit bir şeymiş Çin gibi olsan, ama çok güzel. Bak Çin olsan cari fazla versen, Almanya olsan cari fazla versen dersin ki yani hadi. Bize o kadar, biz dışa bağımlıyız. Peki yani biz bak dışarıdaki riskli, sermaye bir, riskli bir iş yapıp şeytanın avukatlığını demeyeyim de hiçbir şey. Ters bir şey söyleyeyim. Türkiye'ye gelen paranın uzun süredir bileşimine bakarsan dışarıdan %90'ı sıcak para. Yani Londra'daki adam Frankfurt'taki basıyor düğmeye, Türk bonosu alıyor, mevduat yapıyor falan filan. O halle hiçbir alakası yok. Bu o hali savunduğum anlamına gelmiyor. Şunu söyleyeceğim. O halde alakası var. İşte uzun vadeli sermaye gelmiyor artık son yıllarda. Ya ama o halden önce de gelmiyordu zaten çok fazla. İşte bittikçe azalıyor. Tabii bakın o hal kalksın bunu. Çünkü benim o halle olan derdim... ekonomi tarafından değil, daha çok şeyle ilgili, vatandaşlık haklarıyla ilgili. Ayrı bir şey bu. İşte bu da ekonomi. Ama tabii etkiliyor ama buradaki sorunu biraz daha iyi incelemek lazım. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı o halden önce de zedelenmişti. Ve o hal var diye Merkez Bankası şimdi böyle davranmıyor. Yok, değil. Tabii. Onu anlatmaya tabii, çalışıyorum. Tabii. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yapacağı ya da hükümetin atacağı bir takım adımların doğrudan o halle bir ilgisi yok. Yani bunlar ekonominin ve piyasanın kendi gerçekleriyle ilgili şeyler. Ben onun için o hal kalkarsa, şimdi konuya nereden geldiğimizi şey yapıyorum da, o hal kalkarsa piyasa rahatlar, 2-3 gün rahatlar. Bu tek başına yetmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada Özgür katıldı. Özgür sevgiler. Uzaklardan Özgür katıldı şu anda yayına. Eyvallah. Yani yüzünü gösterecek mi? Hayır, gösteremiyor. Sevgilerimizi yolluyoruz. Teknolojimiz henüz daha oraya kadar ilerleyemedi. Ama ben bir iki küçük ekleme daha yapacağım. Yani burada aslında bir paket olarak bakmak lazım. Yani soruya ben geri döneceğim. Kendi adıma ne yapılabilir meselesinde. Ben de politikacı olsam belki Ercan'ın söylediği tarzda bir öncelik belirleyebilirim ama ben orada eğer kendime güveniyorsam veya böyle bir şeyim varsa ileride başıma geleceklerin maliyetlerini ucuzlatabilmek, indirebilmek için bugünden atılması gereken adımları bir düşünürüm. Merkez Bankası, burada izleyicilerimizden birkaç tane soru var. Onların bir iki tanesine cevap vereyim. Dolar diye konuşuyorsunuz, bunun eurosu sterlini var diyorlar da biz dolar diye bahsettiğimiz zaman döviz anlamında ya da Türk lirasının diğer yabancı paralar karşısındaki değeri anlamında konuşuyoruz. Euro ve sterlini de yani ben her zaman söylüyorum. Euro benim için Euro TL teknik analizini yapmaya bile çok değen bir para birimi değil diyeceğim. Ya da bir çift değil, pair değil. Çünkü dolar TL ve euro dolar paritesinden hesaplanan bir parite. O yüzden onu çok fazla konuşmuyor olmamız, onları da tek tek ele almayacağımız veya almak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Onlar bir türev. Dolar TL ve diğer paritelerin türevleri. O yüzden doları konuşurken aslında Türk lirasının değerini konuşuyoruz. Biz ve Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin düşmesinden bahsediyoruz. Oradaki izleyicilerimizin bazılarına yanıt olsun diye ben bunu paylaşayım istedim. Diğer taraftan Merkez Bankası. Bence hani bu o hal olsun, Merkez Bankası'nın kredibilitesi olsun vesaire. Şu anda şimdi biraz evvel Saman söylediğinde bonolarda özellikle kısa vadeli bonolar 14.50'ye gelmiş olan 2 yıllık gösterge tahvil Merkez Bankası'ndan sağlanan marjinal fonlama diyeceğim. Çünkü piyasada bir de iş gören faiz ortamı var. Şimdi oraya geleceğim. Onun için biraz ben de dolaylı yoldan geliyorum. Pozitif faiz kazandırıyor bankada. Yani Merkez Bankası'ndan 12.75'ten gecelik geçtiki tepenceresinden aldığınız 13.60'a mal ettiğiniz bileşik faizde 14.45'e verdiğiniz zaman siz bu arada ilk defa uzun zamandan beri ilk defa para kazanmaya başlıyorsunuz. Teorik olarak.
Çünkü Merkez Bankası'ndan alabileceğiniz para miktarı limiti belli. Evet. Hele hele o bonoyu verip Merkez Bankası'ndan fonlama şansınız var şu anda. Ama ve lakin oraya kadar çıkmış bonoların, genel ellerindeki portföylerin oraya kadar çıktığını zannetmiyorum. Diğer taraftan geldiğimizde iş gören faiz dediğim benim, şu anda piyasadaki faiz ne 8,5 ne 12,75. Şu anda piyasadaki faiz, bono faizleri 13,5, 10 yıllık. TL krediye bak. Şimdi oraya geleceğim. 14,5, 2 yıllık gösterge geçtim. 1 aylık mevduat faizleri 14,5, 15 bandında. Şimdi onların üzerine bankaların zorunlu karşılık vesaire diye maliyetlerini koysanız ve kredi olarak vermeye kalksa banka, bunun minimum 17,5, 18'den veriyor. Bunun KOBİ tarafında vesairelerinden 18-20 bandına çıkıyor orta boy işletmeler. Tüketici kredileri 20'nin üstüne. Tüketici kredileri daha da yüksek. Şimdi gerçekte faiz diye konuştuğumuz bizim Merkez Bankası faizinden öte iş gören faizleri konuşuyor olmamız lazım. Ve Merkez Bankası'nın bugün her ne şart altında olursa olsun şu anda piyasanın çok gerisinde kalmış durumda. Bir an evvel piyasaya yaklaşması veya hatta önüne geçmesi aslında doğrusu, ki Sağman'ın söylemeye çalıştığı 1,5-2 puan bile yetmiyor buna. Minimum diyorum ben. Minimum yani, en azından piyasanın çok gerisinde kalmış olan bir Merkez Bankası'nın piyasayla denk hale gelmesi lazım. Yani bunun için politika faizi 8,5 meselesini artık unutalım. Bizim gerçekte iş gören faizimiz şu anda 14 olması lazım bu politika faizi. Geç likitte cezai bir faiz oranıdır. 20 koyun, 22 koyun, ne koyarsanız koyun önemli değil, ama Merkez Bankası'nda orada da hareket alanı sağlayacak bir şey yapmadılar. Ve geleceğim son söz. Doğru, çok tek doğru. Başına Merkez Bankası'nın faiz artışı bir işe yarar mı? Hayır, maalesef yaramayacak. Yani bugün dediği gibi, yani Ercan'ın söylediği bir şey var. Bir sürü sorun var, bir sürü problem var. Merkezin tek başına düzeltmesini de beklemek başına, de yapmış. Evet, bütün görevi Merkez Bankası'na yüklemek hatalı olacak. Evet. Ve yani Ercan'ın söylediği gibi böyle bir faiz artışı kuru hızlı bir şekilde geri getirir. Ama orada kalması için bile bir takım işler yapılması lazım. Bunları da hani Sayın Şimşek de dile getiriyor. Diğer politika yapıcılarımız da mutlaka konuşuyorlardır veya en azından değerlendiriyorlardır diye düşünüyorum, ama şu anda benim gördüğüm en basit olarak hani piyasaların en fazla kafasına takılan konulardan bir tanesi Merkez Bankası'nın gerçek piyasa fiyatlarının çok gerisinde kalmış olması. Bununla herhangi bir politika dikte ettirmesi mümkün değil Merkez Bankası'nın. En azından kendi kredibilitesi değilse bile piyasanın değerli toplu bir hale gelebilmesi için bu denkliği sağlaması. Zaten kur onun için gidiyor abi. Şimdi, yani zaten merkez geride kaldığı için. Anladım da merkezi tek başına yüklenmemek lazım. Tabii. Yüklenmiyoruz da zaten o anlamda. Bütünlüklü bir politika gerekiyor. Yani sıkı para politikasıyla mali politikalarınızın da sıkılaştırılması gerekiyor. Bu da 2x2=4. Kamu harcamalarını biraz kısmanız gerekiyor. Bundan daha önemlisi kredi büyümesini şey yapmanız lazım. Kontrol etmeniz lazım. Reel olarak belki de küçültmeniz gerekiyor. Ben de diyorum ki bunlar olmaz. Yani başka bir evrende olur bu, ama bu ortamda 12 ay içinde seçim varken ya da 1,5 yıl içinde seçim varken diyelim, bunu yapabilecek bir siyasetçi olabileceğini zannetmiyorum. Evet. İzleyicilerimizden bir tanesi, ben dert etmiyorum, ben nasıl dolardayım para kazanıyorum diyor. Haklıdır yani, el ele bütün servetini dolara yatırmışsa evet buradan bir para kazanıyor. Fakat ne yazık ki bu kazandığı paranın tamamını yeme şansı olmayacak. Neden diyeceksiniz? Sonuçta o enflasyon olarak bunun bir kısmını vereceksiniz. Evet. Zaten sorun da orada. Yani bu kur artışından nominal olarak para kazanıyor olsanız da reel olarak kazancınız kur artışı ile enflasyon arasındaki fark kadar yani oluyor. Reel faiz kadar reel diyelim. Faiz kadar 3 aşağı biraz 5 daha. Evet, bir çıt daha fazla kazanabilirsiniz. Eğer çok iyi bir iş yapmışsınız. Mesela geçen senenin 3.90'lı fiyatlarından, geçen senenin başında 3.90'lardan dolar almış olan birisi bugün 4.10'da para kaybetmiştir. Siz nominal olarak para kazandık diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü enflasyon o güne göre bugün çok daha yüksek artmış durumda. Hele bir de İstanbul'da yaşıyorsanız enflasyonunuz çok daha fazla. Hayat pahalılığınız daha fazla. Finans okur yazarlık üyesiyim. Bir finans okur yazarlığı bir katkı vermek istiyorum. Derneğinin. Bir katkı vermek istiyorum. Şimdi biz böyle büyüyoruz. İşte süper falan filan. Evet, ama şunu unutmayalım. Biz İşte hedefler var, 2023 işte en büyük 10 ekonomi, unutmayalım. Bu kur arttığı için biz aslında, çünkü dolar bazında karşılaştırıyorsun diğer ülkelerle, biz küçülüyoruz şu anda. Yani gayri safi milli hasıla
büyümesi küçülüyor dolar bazında. İşte son bir yılda 15 milyar dolar, bak bu kadar büyüdük, 7.4 büyüdük, 860 küsur milyar dolardan 850 milyar dolara indik. Yani biz aslında dünyadaki sıralamamız da geriye gitme ihtimali de var. Yani gidecek demiyorum ama kur arttıkça o büyümenin de bize bir katkısı olmuyor. Onu demek istiyorum. Evet, bu önemli bir şey yani. İzleyicimiz benim biraz evvel söylediğim nasıl oluyor diye sordu. Yanılmıyorsam bu hesabı ben küçücük kısacık anlatayım. Geçen senenin başında ilk 3.90 olan kurun o gün dolar aldığınızı varsayın. Ve normalde TL, yani tasarruflarınızı orada değerlendirdiniz, dolar aldınız. Bugün 4.11'e çıktığında veya 4.12'ye çıktığında siz teknik olarak 22 kuruş para kazandığınızı varsayıyorsunuz. Ama ve lakin enflasyon, özellikle kur nedeniyle bize gelen enflasyon nedeniyle aslında %10'luk enflasyona maruz kaldığınız zaman 3.90 o günkü kuru, bugünkü karşılığı 4.29, sizin elinizdeki kur 4.12 ya da dolar karşılığı 4.12. Yani arada 4.29'da 4.12 arasında para kaybetmiş durumdasınız. Veya sizi enflasyon sizin servetinizden bu kadar yemiş durumda. O yüzden enflasyon, hani az olsa bir zarar gelmez diye düşündüğümüz enflasyon aslında hepimizi içten içe yiyip bitiren bir unsur. O yüzden enflasyonu biraz fazla konuşmuş durumdayız. Gelelim şu teşvik paketi meselesine. Orada 134 bin kişilik doğrudan, 134 bin kişilik de dolaylı istihdam, 135 milyar liralık yatırım. Bunlar 2017 yılında planlanmış ve belli bir noktaya ulaşmış yatırımlara değişik teşvikler verildi. Bunların içinde 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası, aynı şekilde istihdam yüklerinin devlet tarafından karşılanması, ücretsiz araziler gibi, ama proje bazlı destek sistemine geçildi ki bu seçilmiş olan projelerin birçoğu çok büyük rakamlı projeler. Aralarında benim herhalde gördüğüm en düşük rakamlar 400-500 milyon liralık ya da dolarlık rakamlar. Geri kalanları çok daha büyük yatırımlar. Bunun cari açığımızda 19 milyar dolarlık yıllık bir pozitif etki yaratacağı açıklandı. Ancak ben dünkü televizyon programında da söyledim. Buradaki rakamı biraz irdelemek, biraz üzerinde çalışmakta fayda var. Çünkü biz yaklaşık 50 milyar dolar civarında ve tamamı da neredeyse enerjiden kaynaklanan bir cari açık veriyoruz. Bu cari açığı 20 milyar dolarını biz kapatacaklıysak eğer bu yatırımlar, bu ve benzeri yatırımlarla, biz neden 5-10 yıldır bekliyoruz? Özellikle de faizlerin çok daha düşük olduğu zamanlarda dedim. Bir başka şey daha ekleyeyim. Özellikle savunma sanayiyi bir tarafa koyuyorum. O belki ekonominin büyümesi için de önemli ve bölgedeki şu anda yaşanan hassasiyetleri göz önüne aldığımızda önemli motor sektörlerden biri olmaya aday bizim için, ama bir başka konu petrokimya diyeceğim. Gerçekten de Türkiye'de kendi ürettiği petrokimya kısmı ihtiyacının yaklaşık %17-18'ini, hatta 20'sine kadar ancak karşılıyor. %80'ini ithal eder durumdayız. Bu yüzden böyle bir yatırım, evet, doğrudur. Fakat buradan ihracat ve ithalat azaltışı rakamları bir araya getirip cari açık kapatıyoruz dediğim zaman çok da doğruyu yansıtmıyor. Biraz üzerinde çalışmaya ihtiyaç var dediğim konu da bu ithalat azalmasını sağlayacak olan ham maddeyi ithal etmemiz lazım ki biz o kadar ithalatı yapmayalım ve bu sefer ham madde ithalatı için biz dışarıya yine döviz öder haldeyiz. Bir başka deyişle oradaki cari açığı azaltıcı olan rakam aslında bu projelerden sağlanacak katma değer kadar olacak. 19 milyar dolar olamaz. O da 19 milyar dolara ulaşması hayli zor, bu bir. İki, bugünden yarına bu projelerin hemen hemen hiçbiri bitecek değil. Ya Ar-Ge'leri devam ediyor ya yatırımları devam ediyor. Özellikle petrokimya ve bazı büyük yatırımlar zamana yayılacak. Bunların inşaları gerekiyor, fabrikaların kurulması gerekiyor. Bunlar en az 2-3 yıl sürecek olan yatırımlar. O yüzden de bugünden yarına çok hızlı bir iyileşme beklememek lazım. Fakat orada da dün de aynı şeyi söyledim. Önceki gün başlamış olmamız gereken işlerdi bunlar. Şimdi bunlar tabii... Yani bugün bile başlamış olmak en azından evladır. Daha yarın başlamaktan deyip olayım daha bir de pozitif. Bu klasik 60'lardaki 70-80'e kadar olan İtalya ikamesinin bir versiyonu. Tamam mı? Bu bir. İkincisi
Şimdi Kore ile Türkiye'nin farkı neydi 1960'larda? Onlar da korumacıydı, biz de korumacıydık. Biz iç tüketime yönelik bir korumacılıkla, içerideki sanayilerin gelişmesi için tüketim mallarına yönelik, ihracata değil, içeride tüketime yönelik bir ithal ikamesi rejimi izledik. Geldiğimiz yer kötüydü 1980'lerde. Kore ne yaptı? İhracat. Evet. Ta yönelik bir korumacı. Yapıya geçti. Ha. Şimdi biz tekrar açık bir ekonomide bir hibrit bir şey denemeye kalkıyoruz. Şimdi burada başka sorular da var tabii. Nedir? Toprağı, araziyi 49 yıllığına, değil mi? Çok düşük bedelle ya da bedel almadan veriyor. %49'una kadar sermaye koyuyor. 10 yıl şey vergisi almıyor. Kurumlar vergisi almıyor falan filan. E kardeşim, ben niye yapmıyorum o zaman bunu? Bu Tüpraş'ı da Petkim'i de biz kurmuştuk zamanında. Niye bunu özel sektöre yaptırtıyorsun o zaman? Soru bu bir kere siyaseten. Yani ha, onlar daha iyi yönetirler falan filan. Bu nasıl bir iş? Kamu şey yapıyor. Şimdi ben soruları söylüyorum size. Tamam mı? Ya bu kadar şey verdikten sonra kendin git kur şeyi. Büyük bir petrokimya tesisini. Çünkü yapmışın zamanında, 30 yılda işletmişin. Bu bir. İkincisi... bu üretilen mallar, bu teşviklere rağmen uluslararası fiyatların altından daha pahalıya üretecekse, yani maliyetleri, anlatabiliyor muyum? Ne olacak? Bu aradaki, bunları koruman gerekiyor bir şekilde ve bu aradaki maliyeti kamunun bir daha üstlenmesi gerekecek. Yok, yani onun çok gerekmiyor. Orada, nasıl gerekmeyecek? Yani, şirket, şöyle söyleyeyim, para kaybetmeye başladığı zaman şirketin problemi, sermayedarların problemi haline gelecek. Çünkü normal şartlarda böyle. O normal değil işte şartlar. Onun için ve o tür bir subsidi, yani şeye sübvansiyona gidilirse bu işin sonunda kamu çırak çıkar. Onu ben size söyleyeyim. O tesislerin ne olacağı da belli olmaz. Ben onun için şey diye bakıyorum. Yani bu işi yapacaksan doğru dürüst yapacaksın. Bir de önceden yapmak lazımdı. Şu anda bir şeyle, ismini siz söyleyin, heyecanla girdiler. Artı başka şeyler de var. Özel sektör bu kadar borçluyken bu yatırımın paraları nereden gelecek? O ayrı bir şey. Yani o bir grup çıkıyor, şey. 7 milyar dolarımı 10 sene ertele diyor. Şey, 2 senesini doğru ödemeyeceğim falan. Öbürü çıkıyor 6,5. Öbürü 4,5 milyar dolar takıp kaçmış yurt dışına. Ondan sonra artık gelen rakamlar böyle 1 milyar, 2 milyar ve arkasından başka şeyler de gelecek. Yani üretime konu olmayan diyelim sektörlerden de falan. Şimdi bu kaynakları nereden bulacağız? Bir de paranın dünyada azaldığı bir dönemde ve maliyetlerin arttığı bir dönemde. Yani... Ben onun için şeyi merak ediyorum. Yani finansman desteği de verilecek mi bu şeylere? Zannetmiyorum. Niye? Varlık fonundan verebilirler değil mi? Mesela yani bence verilmez. O kadar da olmaz diyorsun ya. Olmaz çünkü yani bu kadar. Niye %49'un ortak olduğun bir şirkete devlet garantisi de verirsin borçlansın diye, değil mi? Nereye kadar? Ha, neyse. Ben zannetmiyorum. Evet, yani. Finansmandan peki, şöyle söyleyeyim. Karışılmayacak bence. Evet, bu endüstrileşme modelimizi bu yönde ilerletmemiz gerekiyor. Yani aramalı üretmemiz gerekiyor. Yapabileceğimiz şeyler var. Yani bu devirde artık sen de demin söylüyorum ya, bunları yapabilecek şeydesin. Yani paslanmaz çelikte yaptılar bunu. O teşvik alan şirketlerden bir tanesi Hibar Holding. Çok da hayırlı bir şey oldu. Bütün cari açıda, yani daha doğrusu şeyi kapattılar ama ne oldu orada? Dünya fiyatları onların ürettiklerinin altına düşünce beyaz eşyacılar, daha doğrusu bu mutfak falan yapan kobiler diye falan ayağa kalktılar. Pahalıya almak durumunda kalıyoruz diye. Orada bir düzenleme yapıldı ondan sonra falan filan. Yani bunun, lafı getireceğim yer şurası, bunun doğru dürüst bir planlama mantığıyla yapılması gerekiyor. Kalkınma Bakanlığı'nın içinde... DPT demeyelim, sevmiyorlar. Başka bir şey kurup, ismini sen söyle, bir birim kurup bunu koordine etmesi gerekiyor. Yoksa böyle çıkıp ben 20 tane projeye verdim, şu kadar istihdam yarattım falan demekle bitmiyor bu iş. Onu anlatmak istedim. Evet, bunu biraz daha önümüzdeki dönemde izleyeceğiz ama ben teşvikle ilgili, hani proje bazlı teşvik yeni bir model ama daha önceki teşviklerin ne kadar amacına ulaştığı, ne kadarının doğru hedeflendiğiyle ilgili ben hiçbir çalışma yapıldığını duymadım. Bunlar en azından
az sayıda proje herhalde önümüzdeki dönemde bütün piyasanın da gözü bu projelerin üzerinde olacak. Senin endişelerin ne kadar hayata geçecek hep birlikte göreceğiz. 5 sene sonra anlarız canım onu. O kadar beklememize gerek kalmayabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu projelerin hepsinin hayata geçip geçmeyeceği de ilk sorgulanacak konulardan bir tanesi. Umarım başarılı olurlar. Özellikle iki tanesi benim çok dikkatimi çekti. Onu da paylaşmam lazım. Bir tanesi ki bu ikisi bence kritik, bir tanesi Alma Medica'nın bu sağlık kalp kapakçığı ve stentle ilgili olan katma değeri yüksek olan teşvik ki bence Türkiye için önemli çıkış noktalarından bir tanesi olmaya da. Diğeri de Dovaksa'nın projesi ki mutlaka diğerlerinde de çok ciddi katma değerler bekleniyor ama bu ikisinde dünyada önemli pazar payı elde etme şansı olan sektörler veya şirketler ürünleri bazında umarım başarılı olurlar deyip birazcık şu şeye gelelim, piyasalara gelelim çünkü izleyicilerimizin bir kısmında merak edilen konular var ama bugün Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden Novotny'nin bir konuşması vardı. Onu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Konuşmanın piyasanın en fazla satın aldığı kısmı şu anda eksi 40 bas puanı olan faizlerin eksi 20 bas puana yılın sonuna doğru düşürülebileceği ile ilgili kişisel beklentilerini paylaştı. Ama bu kişisel beklentileri Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden biri olması nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın resmi görüşü gibi algılandı piyasada. Daha sonra yalanlama gelmeden önce 1.2380'lere yanılıyorsan çıkmıştı dolar euro paritesi. Çıkmış yalanlama değil de Avrupa Merkez Bankası'nın resmi görüşüne çıkmıştı. Resmi evet. Görüşü bu değildir diye açıklama geldi. 23.50'ye kadar geldi. Orada bir parça hareketlilik var ama ben orada Euro'nun çok da bu seviyeleri ne yazık ki hak ettiğini düşünmeyen taraftayım. Halen daha 1.2170'lere doğru bir düzeltme bekliyorum diyeyim. İki konuya ben parmak basmak istiyorum ya da sizlere şey yapmadan, sözü geçirmeden bir şeyi söyleyeyim. Özellikle bu emtia tarafında hareketler yaşanıyor ve petrol bunların içindeki en önemlilerinden bir tanesi. Dünyada bunların bütün bu alüminyumla başlayan, alüminyumdaki hareket de özellikle şeyden kaynaklandı, Brusal'dan kaynaklandı ki orada ilginç bir durum var. LME'deki yani London Metal Exchange'deki fiziki alüminyum stoklarının 1/3'ü Rusal'ın şeyleri, malları ve o yüzden LME halen de Rusal'ın mallarını kabul etmeye devam edeceğini açıklaması bir parça orada garipliklere yol açtı. Ama alüminyum fiyatları bugün diğerleri yükselirken önemli ölçüde geriledi ama esas ilginç gelişmelerden bir tanesi Rusya ile ilgili bunca yaptırıma karşın İran'la ilgili bir takım endişelerden ve özellikle Suriye'ye olası bir Amerikan müdahalesi nedeniyle Brent petrolünde, daha doğrusu petrol fiyatlarında çok hızlı bir yükseliş oldu. Bugün %3 civarında. Bu da Rusya'ya yarıyor. Aslında onu diyeceğim. Yani, bu da dolaylı olarak Rusya'ya yarayan bir durum. Şeyde, yani Brent'te sanıyorum çok uzun zamanların en yüksek seviyelerinden bir tanesi daha ulaştık. Yani %10 ruble değer kaybetti, 3'ünü de öbür taraftan aldı. Evet, evet. Yani bir kısmını oradan kaybetti, bir kısmını buradan aldı ama aslında petroldeki kayıp daha önemli. Kazanç daha önemli Rusya için. Burada da 71-35 gibi bir seviye var benim gördüğüm teknik bir seviye. O seviyenin üzerine geçmediği sürece petrolde de bir parça bu hararet geçtikten sonra gerileme bekliyorum. Eğer bu seviye aşılırsa Suudi Arabistan'daki yetkililerin 80 dolar hedefleriyle ilgili bugün gelen bir takım haberler vardı. Onların gerçekleşme ihtimali ben halen daha düşük görmekle birlikte böyle bir şeyi piyasa ama fiyatlamaya başlayabilir. Bayağı bir bu Bin Salman değil mi? MBS dedikleri çok agresif bir siyasi, içtimai ve ekonomik devrim demeyeyim de onu bence bir süresinde yapamayacak. Paraya ihtiyacı var. Yani o tür değişimleri öyle bir toplumda yapabilmek için ön şart şudur, milletin cebi dolu olacak. Karnı tok olacak. Karnı tok olacak. Dolayısıyla 80 dolar onların da çok hoşuna gidecek bir şey. Ama ne oluyor? Orta Doğu'da zımnen savaştık, karşı karşıya oldukları Rusya ve Çin'in İran'ın işine yarıyor yüksek falan. Ya bu acayip karışık bir iş. Yani bir yerden basıyorsun emme basma tulumma gibi. Yani bir taraftan başka bir şey çıkıyor.
Ama 80 dolar çok mutlu eder Suudi Arabistan'da, İran'da, evet, Rusya'da. Evet, bütün petrol üreticileri mutlu eder. Tabii bizim için de başka bir problem. Soruyorlar bu arada. Tabii benzine de zam gelir arkadaşlar. Evet, maalesef gelir. Hem kurdan da. Kurdan dolayı gelecek bir kere. Yani onu bir elde var. Katmerli olacak yani. Bir de petrol artışından gelirse. Ali, yani, şeyi soracağım sana. Bu canımızı yakacak bir durum. Biz şimdi Tüpraş belirli bir kontrat şeyle çalışıyor değil mi? Otomatik fiyatlama mekanizması denilen, evet, bir şey var. Şimdi, evet. Peki bu şey mi? Yani anayasal bir güvence mi? Hayır. Yani o sadece piyasa pratiği. Yani piyasa pratiği yani çok zor da kalırsa. Otomatik fiyatlama devlet, diye bir şey var. O bir mekanizma. Yani tamam, şeyden kalma bir mekanizma o. Tüpraş'ın özelleştirilmesinden önce kalan bir mekanizma halinde çalışıyor. Onun bir formülü var. 5 günlük hareketli ortalamayla çalışıyor. Ya, artık bunu yaparlar demiyorum da hükümet çıkıp dese ki ben bu formülü değiştiriyorum diyebilir mi mesela? Tabii otomatik ki olarak artıramazsın diyebilir mi? Diyebilir. Nah koymaktan bahsediyorsun ama bunu... Onun adı nah mı olur? Nah olur onun adı. Nah koymak denilen bir şey var. Fiyatların biliyorum tarafından... Hayır, ben... Bizim programın özelliği finansal okul yazarlığa katkı yüzden şu an. Hayır, şunun için söyledim. Sayın, açıklamıyorum. Anladım. Sayın Çetinkaya'nın sunumu var bugün, mecliste yaptı. Onun son sayfasında diyor ki, bu İngilizcesi administered prices, yani yönlendirilen, yönetilen, yani kamunun, devletin belirlediği fiyatlar diyor. Onlara diyor, onlara dikkat ediyoruz diyor mesela. Bu ne anlama geliyor? Bu yani devlet hangi fiyatı kontrol ediyor burada? Elektriği dolaylı kontrol ediyor. Bu elektriği dolaylı, aslında elektriği üreterek, de kontrol etmiyor. Yani üreterek ediyor işte. %25 onlarda olduğu için. Yönlendirdiği fiyatlar aslında tütün ve alkol en çok. Tütün yani ve alkol. Onun içindeki aslında benzini de yönlendiriyor. Çünkü içindeki vergi oranını ayarlayarak fiyatın aşağıya zaman, yukarı gitmesine sebep oluyor. Anladım. Yani mesele orada ama şu anda devletin herhangi bir şekilde nar koyma gibi bir çaba içine girmesi çok şeyi değiştirecek. Piyasayı gerçekten çok bozacak. Çünkü bugün benzin fiyatlarına nar koyarsınız. Yarın ekmek, yarın öbür gün ama elektrikte derken, yapıyor bunu. De facto yapıyor elektrikte. Dolaylı olarak yapıyor. Ama bunun yarattığı çok ciddi sorunlar da var. Var tabii. Bu enerji şu anda sektörü çok zor durumda. Sektörünü zor durumda bırakan konuların başında orası geliyor. Çok soru var siz konuşurken de şeyimize yaklaşıyor. Evet, merkez ne zaman müdahale edecek diye soruyorlar arkadaşlar. Daha önce de bahsettik, 25 Nisan'da toplantı var. Yani o zamana büyük kadar 25 Nisan'da bir karar alacak Merkez Bankası. Yani daha öncesi çok fazla bir şey beklenmiyor, onu söyleyeyim. 25 Nisan, yani tarihi söyleyelim. Evet. Beklenmiyor derken, yani böyle ara toplantı falan beklenmiyor. Bu seviyeden %10 daha gitmeyecekse önümüzdeki 2 hafta içinde. Evet, mesela, aynen. Hadi ismini de verelim. Yani 4.50'ye gitmeyecekse 10 gün içinde merkezin pek bir şey yapmasını beklememek lazım. Aynen. Artı şöyle de bir şey var. Benim uzun yıllara 25 Nisan, okey. Not edin arkadaşlar. O da şu. Müdahaleler alım fırsatıdır. Daha doğrusu bizim gibi gelişen ekonomilerde merkez bankalarının veya hükümetlerin piyasalara yapmış olduğu müdahaleler aslında o trendi değiştirmeye ne yazık ki güçleri yetmiyor. Kısa vadeli bir mola veriyorsunuz ama o trend, piyasanın trendi her neyse, ne yöne doğru gidiyorsa, aşağı veya yukarıya fark etmiyor. O trendi değiştirmeye ne yazık ki yetmiyor ve korkarım böyle bir müdahale şu anda Merkez Bankası'nın net rezerv olarak baktığımız rakamında aşağı çekici, Merkez Bankası'nın güvenilirliğini ve kredibilitesini de çok olumsuz etkileyecek. Yani müdahale etmesin diyorsun sen. Etmesinin bir anlamı yok. Yani 25 Nisan'da tabii doğrudan müdahalesinden bahsediyorum. Anladım, faizden değil. Faizden bahsediyorum. Şimdi, döviz satarak doğrudan müdahale. Tabii canım, o kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. 25'te tabii ya, soru hep tabii aynı sorular geliyor ama hani net söyleyelim, 25 Nisan'da faiz artışı bekliyor muyuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası eğer devamlı zaten her toplantıda söyledi ve üstüne vurguladı, biz sıkı para politikasına devam ediyoruz, fiyat istikrarına arkasındayız. Yani şimdi gelecek aylarda, çünkü Mayıs'ta işte bu enflasyon yükselmeye başlayacak. Hani gelecek aylarda bu enflasyonu yükseleceğini görüyorlarsa, ki bence bugün üretici işte enflasyon 10.23 manşet ama bugün işte çekirdek 11-12'lerde, üretici fiyatları 14-50'lerde. Ya zaten yüksek bir, hani üretim tarafından, maliyetten tarafından gelen yüksek bir enflasyon var. Artı bu kur artışından da
daha da fazla olacak. Eğer merkez fiyat istikrarını sadece baz alıyorsa, diyelim ki kuru unuttu. Fiyat ama istikrarlı biliyorsun. %10'da istikrarlı şimdi bir şekilde duruyor. Şimdi eğer bu Mayıs 11, 12, 13'te ki bunu şu anda veri seti ve data olarak baktığında hepimizden en iyi görecek olan Merkez Bankası'dır. Bir de tabii reel sektörden de her yerden çok önemli veri topluyorlar. Çok iyi de bir ekip var. Eğer bunu görüyorlarsa zaten faiz arttırmak zorunda kalacaklar. Yani 25 Nisan'da eğer önde gidecekse tabii, yani tabii hani beklenti ben, zaten bu zaten ben söylüyorum enflasyon 12-13'e gidecekse ve merkez bunu görüyorsa merkez 25 görsün, Nisan'da faiz arttırmalı. 12-13-14 dediğim gibi bu siyasi ortamda hükümet için çok rahat katlanılabilecek bir, şey bir maliyet. O zaman söylemini değiştirmek demiyorum. Lazım Ercan. Bak çok önemli bir şey var. Değiştirmeyecek. İşte o zaman kur 4,5-5'e gider. Yani şimdi bu kadar böyle bir ortamda Merkez Bankası söylediklerinin hiçbirini yapmıyorsa bu sefer yani zaten bir güvensizlik var. Yo, bu daha da artar. Şunu diyebilir çok rahat. Bu geçicidir. Yaz aylarında gıda fiyatları düşecek. Enflasyon tekrar 10'a doğru, 9,5'a doğru düşecek diyebilirsin. Kurun artmasına rağmen mi? Tabii. Hayır, ben inandım ben değil. Ha, diyebilirsin anladım, diyorum. Anladım. Yani öyle dediler şimdiye kadar ama. Ama şimdi bak bir kur hikayesi geliyor. Şimdi bak bütün şeyin üstünde. Abi, şimdi bak Mayıs artacak diyorduk ya. Bu kur hikayesi yoktu. Bir yıllık, bugün kur hikayesi. Kur bir yılda ne kadar gitti? Ali. En az %10 gitti. Son 10 günden bahsetmiyorum, 20 günden. Bir yılda mı? Son bir yılda. Yani yıldan yıl ne mi kadar? 379'duk biz geçen sene. Yani bu sene değil, 2016'nın tarih kapanışı. Söylersem ben tarihe göre söyleyeceğim sana. İyi hadi. Ya yani ben söyleyeyim aşağı yukarı söyleyeyim. Hayır. %15 civarında gitmiştir son bir yılda. Yok ya, Nisan 2017 ile Nisan 2018 arasında ne kadar gitti? Hemen şimdi hala bakıp direkt söyleyecek. Onun için yani hemen çok gitmedi, onun için söylüyorum. Merkez Bankası zaten hiçbir şey yapmayacak ya da hiçbir şey söylemiyor. Şey beklentisi ve şey olduğu için zaten bu kur gitmeye devam ediyor. Başka şeyler yapacak da işte ROM'du, swap line'dı falan filan bir sürü yani şeyler. Çok fazla etki. Ya yani etkilemez ayrı mesele de. Etkilemeyecek. Şimdi 11 Nisan'dan geçtiğimiz son 11 Nisan'dan bugüne değişim %12.3. Tamam, ben işte 10-15 enflasyon kadar bir artışı var. %12. 3.40'dan baktığın zaman tabii ki resim farklı oluyor ama bugün geçtiğimiz bir yıla baktığın zaman 10 Nisan'dan 10 Nisan'a %12.30. Yani sorun sadece bugün geldiği seviye dramatik değil. Dramatik bir şeyden söz etmiyoruz aslında. Ya, dramatik değil, onu söylüyorum. Dramatik değil işte. Bu, ya sadece aslında bugün geldiği seviye değil. Bundan sonrasını nerede duracağı yani endişe bu. Yani bugün hani bu nasıl duracak? İşte nasıl duracak, nasıl durdurulur diye sorduk. Sadece hep merkez beraber, yetmez. Hep onu da söyledik. Yani, hepimiz aynı fikirdeyiz. Ortak bir paydada buluştuk. Şimdi izleyicilerin bir borsa sorusu var. O soruya da yanıt verdikten sonra yavaş yavaş programı kapatalım diyorum. Borsada ne olur sorusunun cevabı. Kaç bekliyorsun Ercan? Benim çok moralleri bozulur bir ben söylersem. Moral bozmak istemiyorum. Tamam anladık o zaman. Moral bozucu bir seviye bekliyorum. Ali abi sen var mı seviyen? Var tabii. Yani şimdi teknik olarak daha az moral bozucu. Ya yani teknik olarak 110.328'de söyledik zaten dün. 110.328'de bir 200 günlük hareketli ortalaması vardı. TL bazında nominal endeksten bahsediyorum. 110.007 görmüş. Oradan bir toparlanmış görünüyor. Oradan. Fakat ben olaya böyle ortamlarda dolar cinsinden bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Biraz çok ucuzladı. 3 yıl bazında ucuzladı. Yani. Özgür bizi seviyorsa kulakları için nasıl? Dolar bazında borsamız ucuzladı. Evet, onu da söyleyeyim. Hayli ucuzladı hatta. Çünkü 3.24'ten başlayan bir düşüş hareketi şu anda 2.69 seviyelerindeyiz. Tamam. Önemli bir geri çekilme dolar bazında. Ama ben halen dolar bazında 2.62 evet, dolara kadar inebileceğini düşünüyorum. Ama oradan aşağısı artık senin şu anda neredeyiz dedim? 2.69. 2.60'da tamam, dün hesapladık. 104-105 bin tamam, gibi belki gözüküyor. 2'de dengeleneceğini. 2 dolarda. 2 dolarda. Yani 80 bin bekliyorsun endeksi. Ben bu 85 bin. Kur tahmini yapmıyorum. Yapabilirim de. Bugünkü kurlarda bahsediyorum. Bugünkü kurlarla. Bugünkü kurlarla değil. O günkü kurlarla 2 dolar. 2 doları gördük biz.
Yani çok da uzak olmayan bir gelişmişte gördük ki 11 Ocak 2017'de 1.98'di. Yani o gün 3.94'ü gördüğümüz ya. Günlerde tamam, işte, onu gördüğümüz çok, ya orası çok ciddi bir dolar seviyesi bu arada. Tamam, ben diyorum ki 2 dolar bu, bu söylediğimde tamamen hiçbir bugünkü bilimsel şeyi yok. Tecrübeyle 2 dolar orada bir şeydir. Threshold'dur diyorsun. Orada durur, durur yani gibi bugünkü, görünüyor. Yani bugünkü aşağı yukarı 82-83 bin yani %30 bir düşüşten bahsediyoruz. Dolar bazında. Sen söyledin, ben söylemedim. Hayal. Yani. Ben sadece şöyle başlık atabilir miyiz? Murat Saman %30 düşüş bekliyor. Hayır. Senin tahminine göre güleriz ağlanacak halimize. Ama... Yani şimdi şey yapmayalım. O kadar da dramatik bir şey ben beklemiyorum. Doğrusu istersen benim... Ben yarın beklemiyorum canım. Yok yani... Hani... Ben bir 2.50-2.60 diye düşünüyorum. 2 çok ciddi bir şey. Ciddi ben bir 2 diye bekliyorum. Olabilir yani, bu tamamen hepimizin ayrı beklentileri var. Benim için kritik eşik 2.60 seviyesi. Onun altında çok daha farklı yerleri konuşuyor oluruz ama şu anda ben 2.60'ın önemli bir destek olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar o zaman 104.000-105.000 yani şey olarak sizin, sorarsanız. Evet. Okay. Ne bu 104-105? Yani şey işte, TL olarak endeks yani doları TL'ye çeviriyoruz aşağıya 104.000-105.000. Astrolog bunu mu söyledi? Evet. Mevduat faizinde stopaj sıfırlanabilir mi? Zor. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Böyle bir şey de beklemiyorum. Faiz artışı olmazsa ay sonu kur tahmininiz ne olur sorusunun cevabını ben başka bir şekilde vereyim ve müsaadenizle artık yavaş yavaş programı kapatalım. O da ben yılın başında Mayıs ayında, Mayıs-Haziran ayında 4.22-4.25 seviyesinin görülebileceğini düşünüyorum demiştim. Halen daha da bu tahminimi koruyorum ve değiştirmedim. Yıl sonuyla ilgili tahminim biraz daha farklı. Çünkü bu seviyenin görülme hızına bağlı olarak korunacağını düşünüyorum. Yavaş gelirse ama hızlı bir şekilde geçilecek olursa çok daha yüksek seviyeleri yani 4.50-4.55 gibi seviyelerin olabileceğini de yazmıştım. Ama yıl sonu kapanışımı halen daha 4.20'li rakamlarda olabileceğini söylüyorum. Yükseliş olsa arada dahi. Çünkü bazı önlemler alınması gerekiyor. Buna çok fazla dayanabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü şirketlerin şu anda bireylerin belki tercihleri başka yönde ama şirketlerin bu kadar yüksek kur artışına çok dayanabilme, sermayelerini koruyabilme şansları azalıyor. O yüzden bazı önlemler alınması gerekecektir diyerek bize artık müsaade. Hepinize iyi geceler. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Ve çok ciddi sayıdaki izleyicimiz uzun bir sabırla bizleri izlediler. Umarım onlara bir katkımız olmuştur diyerek hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.